Değerli dinleyiciler, bugün sizlerle dünyada ve ülkemizde önemli bir sağlık problemi haline gelen ve bir pandemi olarak sadece sağlık sistemlerini değil, ekonomiyi, kültürü, tüm insan ilişkilerini derinden etkileyen COVID-19 enfeksiyonuyla ilişkili bir sunum yapacağım. Tabi bu sunumun temel konusu Türkiye İçin Sağlık Bakanlığı'nın COVID-19 rehberinde bahsi geçen, özellikle 22. ve 24. sayfasında bahse geçen hastaların nasıl takip edilmesi gerektiği, burada COVID pozitif veya şüpheli vakaların evde nasıl takip edilmesi konusu çok sıkça karşımıza çıkmakta ve bu konuda ciddi sorular bulunmaktadır. Tabi Sağlık Bakanlığımız özellikle enfeksiyonun ortaya çıkmasından itibaren hastalığın teşhisi, tedavisi ve takibi ve gelecekte hangi alana doğru evrileceği konusunda ciddi çaba göstermekte. Özellikle bünyesinde kurmuş bulunduğu bilimsel danışma kuruluyla bu süreci yürütmektedir. İlgili rehberde özellikle hastalık bir damlacık yolu enfeksiyonu olarak tanımlanmakta. Hastaların öksürme, hapşırma yoluyla ortaya saçtıkları damlacıklara diğer kişilerin elleri ile temas etmesi, ellerini ağız, burun veya göz mukozalarına götürmesi bulaşı arttırmaktadır. COVID-19 ile ilgili en temel problemlerden bir tanesi asemptomatik hastalardır. Yani semptom göstermeyen hastalardır. Bunların solunum yolu sağlıklarında virüs tespit edilmesi özellikle bulaş açısından önemli bir risk faktörü haline gelmekte. Dolayısıyla biz bu konuda ciddi olarak tedbirler almak durumundayız. Bu alınacak tedbirlerde iki temel nokta var. Birincisi mesafe konusu, ikincisi hijyen. Tabii şüphelerle temas etmiş veya hastalarla temas etmiş kişilerin ise özellikle izolasyonu büyük önem taşımaktadır. COVID-19 bulaştırıcılığı veya bulaşıcılığı kesin olarak bilinmemesine rağmen semptomatik dönemden bir gün önce başlayıp semptomların kaybolmasına sona erdiği düşünülmektedir. Olası vaka ortaya çıktıktan sonra vakanın takibinden esas sorumlu alan veya birim Sağlık Bakanlığı'nın il müdürlüklerindedir. Tabi Sağlık Bakanlığı il müdürlüğünün bulaşıcı hastalıklar birimi bu alanda sorumlu. Özellikle her yataklı tedavi kurumunda hastane yönetim sisteminde, hastane bilgi yönetim sisteminde bu şahıslar takip edilmekte ve kayda alınmakta. Bu kayıtlarda kişiler kendi verilerini e-nabız üzerinden takip edebilmektedirler. Olası vakaların takibi yine hasta sağlığı yönetim sisteminde kaydedilmekte ve bu vakalardan alınan numunelerin sonuçları da yine e-nabız üzerinden takip edilebilmektedirler. Bakanlığımızın almış olduğu bir karar sonucunda Sağlık Bakanlığı hastaneleri, devlet hastaneleri ve vakıf hastaneleri pandemi hastanesi kabul edilmekte ve bu hastanelerin tümünde teşhise, tedaviye yönelik iş ve işlemler yapılabilmektedirler. Dolayısıyla bizim özellikle pandemiyi engellemedeki esas noktamız izolasyon ve mesafe olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu noktada özellikle hastanenin yetersiz olduğu durumlarda ikinci basamak erişim yoğun bakım ünitelerinin de pandemi hastanesine çevrilmesi ve yoğun bakım yetersiz olduğu durumda ameliyathanelerinde yoğun bakım ünitesi kullanma imkanı vardır. Gün itibariyle, an itibariyle ülkemizde hem yatak sayısı bakımından hem de yoğun bakım ünitelerimiz bakımından herhangi bir eksikliğimiz bulunmamaktadır. İl Sağlık Müdürlükleri özellikle yatak tedavi kurumlarından alınan numunelerin ilgili laboratuvarlara götürülmesi, takip edilmesi, hastane yönetim sistemi üzerinden bu vakaların tespiti, bunlarla iletişimin kurulması, günlük izlenmesi, pozitif vakaların takibi, bunların izlenmesi ve koordinasyonu gibi en temel konuları şu an itibariyle başarılı yürütmektedir. Temaslı takibi konusu nedir? Temaslı takibi bu rehberde açıkça belirtilmiştir. Temaslı, kesin veya olası COVID-19 enfeksiyonu olan bir kişiyle herhangi bir korunma tedbiri almadan temas etmiş kişilerden bahsediliyor. Bu kişiler özellikle 14 gün karantinaya altına alınmalı. Özellikle ateş solunum semptomları açısından da takip edilmeli ve izlenmelidir. Ve burada COVID-19 olgusu tespit edildiğinde bu temaslara yönelik bazı işlemlerin yapılması gerekmektedir.
Böyle bir vaka tespit edildiğinde bu hasta kayıt altına alınmakta ve iletişim bilgileriyle takip edilmektedir. Ve olası olgun test sonucu çıkana kadar yakın temaslara yönelik herhangi bir önlem alınmamakta. Test sonucu negatif gelirse temaslarla ilgili herhangi bir işlem yapılmamaktadır. Test sonucu pozitif çıkarsa, karşımıza iki kavram çıkmakta rehbere göre. Biri yakın temaslar, diğeri temaslar. Yakın temaslar özellikle 14 gün boyunca ateş, solunum semptomları ve diğer semptomlar bakımından takip edilmekte ve bu hastaların sözlü ve yazılı olarak bilgilendirilmesi gerekmekte ve hastalardan bu konuda onam alınmaktadır. Temaslar da aynı şekilde 14 gün boyunca kendilerinin ateş, solunum semptomları takip edilmekte ve bu konuda bu bilgi sistemde gözlenmektedir. Temaslı veya yakın temaslarda 10 günlük takip süresi içerisinde eğer ateş, solunum semptomları ve diğer yan semptomlar çıkar ise bu tür hastaların en yakın sağlık kuruluşuna başvurması sağlanmalıdır. Ve burada tabii iki kavram var. Yakın temaslı ve temaslı. Rehber yakın temaslı ve temaslıyı net olarak açıklamış. Bunlardan birincisi tabii burada sağlık çalışanları yakın temaslı olmaları açısından ciddi risk içindedir. Eğer sağlık personellerine gerekli önlemler alınmadan COVID pozitif hastaya temas ettiklerinde bu onlar için büyük risk olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca tabii hasta ziyaretleri şu anda engellendiği için bu tür hastalarla birebir temas şu an itibariyle sağlanmamaktadır. Bunun yanı sıra tabii okullar, üniversiteler ve eğitim kurumları kapatıldığı için bu rehberde bulunmasına rağmen ve genel manasıyla söylemek gerekirse çocuklarda enfeksiyon görme riski çok düşük olmasına rağmen rehberde bu tür çocuklarla temas etmiş bulunan öğrenciler ve öğretmenler de yakın teması kabul edilmektedir. Ve COVID-19 hastasıyla yurtta ve otelde aynı odayı paylaşanlar, bu tür hastalarla yakın temasta bulunanlar, el sıkışanlar, bu tür hastanın salgılarla korunmasız bir şekilde temas edenler ve bu tür hastalarla 1 metreden daha yakın mesafede 15 dakikadan uzun süre yüz yüze kalan kişiler, burada tabii mesafe çok önemli. Buna yine rehberde vurgu yapılmakta. Yine kapalı ortam hastane, banka, bekleme salonu, otobüs, eczane, alışveriş alanları, özellikle gıda için gittiğimiz alışveriş alanları tarif edilmekte. 1 metreden yakın ve 15 dakikadan daha uzun süre beraber olan kişiler ve tabi burada uçak ve seyahatler engellendiği için burada geçen rehberde geçen tam şu anda önemli olmamakla birlikte uçakta COVID-19 hastalığıyla seyahat eden iki ön ve iki arkada iki yan koltukta oturan kişiler iki önemli madde var burada. COVID-19'da aynı evde paylaşanlar, aynı evde yaşayanlar. Zaten bu durumun da temel maksadı bunu burada alınacak tedbirler. COVID-19 hastasıyla aynı ofiste çalışanlar. Her ne kadar iş hayatında çalışma şekli yeniden düzenlendiği için evden çalışma modellerine geçilmesine rağmen bazı alanlarda halen ofisler ortak kullanabilmekte ve mesafeye ve hijyene dikkat edilmediği takdirde burada da risk büyük olmakta. Dolayısıyla yakın temaslı diye tanımlanan bu alanda rehberde bu alan içerisinde COVID-19 hastasıyla aynı ofiste çalışanlar da girmektedir. Bu bir önem taşımakta. Temaslı nedir? Temaslı COVID-19 hastasıyla aynı kapalı ortamda, yine kapalı ortamlar sayılmış 1 metreden uzak mesafede. Burada da mesafe konusu çok önemli. Tabi bu mesafe son dönemde arttırıldı. 1 metreden uzak mesafede bulunmuş kişiler risk taşımakta. Yine aynı ortamda 15 dakikadan kısa süre bulunmuş kişiler. COVID-19 hastasıyla 1 metreden daha yakın mesafede 15 dakikadan kısa süre yüz yüze kalan kişiler. Özellikle burada önemli olan nokta tabii alışveriş yerleri, özellikle gıda ile ilişkili alışveriş marketleri veya bu alanlar da alışverişe giden kişilerin veya eczanelerde alışveriş yapan kişilerin tabii eczanelerde bu tür tedbirlerin alındığını görüyoruz. Özellikle 15 dakikadan kısa süre gizli kalmak temaslı olarak tanımlanmakta. Yine uçak temaslısı biraz önce tanımladığım gibi rehberde belirtilmiş. Şimdi biz burada hastayı, bu sunumun esas amacı evde hastayı nasıl takip edeceğiz, nasıl izleyeceğiz? Dolayısıyla hastaneye yatış gerekmediği düşünülen rehberin belirttiği gibi.
Hastaneye yatış gerekmedi düşünülen 50 yaş altı kliniği hafif ve COVID-19 ağır seyretmesine neden olabilecek risk faktörü olmayan. Buradaki risk faktörleri tanımlanmış hipertansiyon, diyabet, kronik akciğer hastalığı, kronik kalp hastalığı, kronik böbrek ve bağışıklık yetmezliği diye tanımlanıyor rehberde. Kesin COVID-19 vakaları, yani bunların olmadığı COVID-19 vakaları semptomlar düzelene kadar gerekirse uygun tedavi başlanarak evde tedavi edilir. Bu büyük önem taşıyor. Özellikle tabii rehberde bunun belirtilmesi hastanelerin yükünü azaltması açısından önemli. Ama bu hasta bir nasıl izleyeceğimiz büyük önem taşıyor. Onun için bu sunum için içerisindeki bilgilerin de önemli olduğunu düşünüyorum. Ancak hastanın sosyal indikasyonu var ise, ev koşulları yetersiz, evde yaşayan 65 yaş üzerinde yaşlısı var veya risk faktörü taşıyor ise hekim kararıyla hastanede takip edileceklerdir. Hastaneye yatırılan ve taburculuk kriterini taşıyan hastalarda iyileşme sürelerini evde tamamlayabilirler. Bu da tabii hekimin verebileceği bir karar. İlaçları ve yeterli sayıda maske vererek hasta evine gönderilir. Bunu da zaman zaman basında rastlıyoruz. Taburculuk sırasında bütün hastalara vaka durumu ve taburcu izleme durumları güncellenir. Bu tür hastaların Sağlık Bakanlığı tarafından güncel olarak takip edilmektedir. Evde izlenecek hastalarda hidroksiklorokin ile kombinasyon olası veya diğer ilaçların, özellikle kardiyotoksikleri olabilecek ilaçların kullanılması da bu rehberde belirtildiği gibi tercih edilen bir şey değildir. Dolayısıyla burada bir sınırlama getiriyor rehber evde hastayı izlerken. Evde hasta izlerken nelere takip edeceğiz? Nelere bakacağız? Ve hangi alanlara dikkat edeceğiz? Evde izlenen hasta iyileşene kadar aile hekimi tarafından takip edilmeli. Hastaya ait tıbbi bilgiler aile hekimiyle paylaşılmalı. 14 gün süreyle aşırı gün aşırı telefonla bu tür hastaların sağlık durumları takip edilmelidir. Bu önemli. Burada sorumluluk aile hekimlerine verilmiş durumda. Evdeki izlem süresinde yapılması gereken durumlar veya aksi hareket ettiğindeki sorumlulukları hastaya tarif edilir ve bununla ilgili bir onay formu imzalatılır. Hasta izlem sürecini evde geçirmelidir. Bu önemli. Ziyaretçi kabul etmemeli. Eğer evde başka şahıslarla kişilere temas edecekse tıbbi maske takmalı. Ev altına bulaş riskini önlemek için evde takipte hastalar mümkünse diğer kişilerden farklı bir odada, mümkün değil ise iyi havalanan bir odada oturup bulunmalı. Diğer kişilere en az 1 metre uzakta olmalı ve tıbbi maske takmalıdır. Bu önem taşıyor ve maskelerini de değiştirmeleri gerekiyor. Özellikle evde yaşayan 65 yaş üstü şahıs var ise ve risk taşıyor ise bu hastaların özellikle aynı evde bulunmamaları ya da riski en az miktara indirmemeleri gerekmektedir. Tabi burada rehberin özellikle söylediği şey 65 yaşa atıfta bulunmakta ve risk faktörlerine atıfta bulunmaktadır. Buradan evde hastayı takip ederken burada ciddi bir uyarı yapmakta ve hastanın ev içindeki hareketliliği sınırlı olmalıdır. Hasta varsa ayrı tuvalet ve banyo kullanılmalıdır. Eğer buna imkanı var ise. Ortak tuvalet banyo kullanıyorsa yani ayrı bir tuvaleti banyosu yok. Burada banyo ve tuvaletler günde en az bir kere sulandırılmış çamaşır suyuyla, bire yüzlük çamaşır suyuyla temizlenmelidir. Hastaya ve yakınlarına solunum hijyeni konusunda eğitim verilmeli. Özellikle hapşırma ve öksürme esnasında nasıl hareket edeceği, mendil nasıl kullanacağı, mendil nasıl atacağı gibi bilgilerin hepsi verilmelidir. Ve hastanın da bu konuda eğitilmiş olması gerekmektedir. Hasta kişinin eşyalarını başkalarıyla paylaşmamalı, ev altının bardak, tabak, havlu gibi eşyalarını kullanmamaları gerekmektedir. Eğer kullanması gerekiyor ise, şartlar buna müsait değil ise, bu eşyaları su ve sabunla yıkanmalı ve hastanın kullanmış bulunduğu kıyafetler, havlu, çarşaf gibi ürünler 60 ile 90 derece çamaşır deterjanı ile yıkanmalıdır. Hastanın odasını temizliği esnasında eldiven ve tıbbi maske kullanılmalıdır. Solunum yolu sekresyonu ve vücut çıkartılarının kontaminasyona sebep olması sebebiyle bu yüzeyler özellikle 1'e 10'luk normal sulandırılmış çamaşır suyuyla temizlenmelidir. Burada 1'e 10'luk çamaşır suyu aslında yüksek bir konsantrasyon. Çünkü evde hasta izlediğimiz için bulaş riski büyük. Onun için buradaki özellikle temizleme için önerilen çamaşır suyunun dilüsyon oranı yüksek tutulmuş. Tüm ev sakinleri kendi sağlık durumlarını takip etmeli.
bir semptom çıktığında bunun için sağlık kurumuna başvurmaları lazım. Hastanın genel sağlık durumu bozulursa 112 aranarak tıbbi yardım istenmeli. Hastanın nakli gerekiyor ise tüm şartlar sağlanarak bu tıbbi nakil yapılmalıdır. Dolayısıyla evde hastayı izlemeden bu rehber bize 15 tane madde sunmakta ve bu maddelerin hepsine ciddi olarak uymamız gerekmektedir. Bu büyük önem taşımakta. Evde temaslıyı nasıl takip edeceğiz? Hastayı bu şekilde takip ettik. Tabii ki temaslı takibinde buna benzer yöntemler uyguluyoruz ama biraz farklılık göstermekte. Olası kesin vaka ile teması olan veya yakın teması olanlar 14 gün süreyle izlenir. Yani ihtimal vakayla veya kesin vakayla ya özellikle yakın teması olanların 14 gün süreyle izlenmesi gerekiyor. Covid-19 enfeksiyonu için doğrulama sürecindeki vakalarla yakın temas edenler temas ettikleri hastanın numune sonucu negatif ise izlem sonlandırılır. Pozitif gelirse izlem 14 gün daha devam eder. Bu önemli rehberin tarif ettiği şey. Hasta yani şüpheli hastanın test sonucu henüz çıkmadıysa takip ediyor. Test negatif çıktıysa takibe gerek yok. Ama temas edilen şahıs veya yakın ilgilenen şahıs da pozitif yani hasta peşin. Covid-19 teşhisi aldı ise bunlarla temas eden şahısların da yine karantina süresi ve izolasyon süresi 14 günde tamamlanmalıdır. Evde izlenen hastalar yine takip edilmeli. Özellikle bunda tabii yine bakanlığın sorumluluğu var. Temaslı izlenim süresini evde geçirmeli ve tıbbi maske takmalı evdeki kişilerle bu diğer uygulamaya benzer bir şekilde temas edecekse. Ev halkının bulaşma riskini önlemek için farklı bir odada kalmalı. Farklı bir oda yok ise burada mesafe çok önemli. Yine mesafeye atıf var. Mesafeye dikkat etmeli. Ve tıbbi maske takmalı. Maskesini nemlenmesi halinde yeniden değiştirmeli. Yeni maske kullanmalı. Eve ziyaretçi kabul etmemeli. Ve ev içindeki hareketleri sınırlandırılmalıdır. Bu temas eden şahısların. Tuvalet, banyo gibi alanlar ortak kullanılıyorsa havalandırmalı. Yine ev halkının bardak, tabak, havlu gibi eşyalarını kullanmaması gerekmekte. Tekstil ürünlerini, burada çarşaf ve resim gibi tekstil ürünlerini 60 ile 90 derecede deterjana yıkanması gerekli. Banyo ve tuvaletler günde en az bir kere sulandırılmış çamaşır suyuyla 1 bölü 100'lük, diğer tarafta 1 bölü 10'luktu. Burada risk biraz daha düşük görüldüğü için burada sulandırma miktarı veya bilgisayar miktarı arttırılmış durumda. Temizlenmelidir. Yine solunum yolu sekresyonu ve vücut çıkartıları ile kontamine olması mümkün olan tüm yüzeyleri sulandırılmış çamaşır suyuyla yine 1 bölü 100'lük diliye edilmiş çamaşır suyuyla temizlenmelidir. Banyo ve tuvaletler günde en az bir kez sulandırılmış 1 bölü 100'lük çamaşır suyuyla temizlenmelidir. Çamaşır suyu hazırlanması oranlarına baktığımızda bu da önemli. 1 bölü 10'luk çamaşır suyu hazırlanışı basit esasında. Buradaki bir ölçüsü suyu tarif etmekte. Buradaki bir çamaşır suyunu tarif etmekte. Bir ölçü çamaşır suyuna 9 ölçü su koyacağız. Ve bu yeterli olmakta. Yani elinizdeki bir ölçü kabı varsa bu ölçü kabında kullanacağınız miktarda çamaşır suyu hazırlamak istiyorsanız diliye edilmiş seyrekli çamaşır suyu hazırlamak istiyorsanız kullandığınız standart bir ölçü bulup onun bir ölçeğiyle çamaşır suyu onun 9 ölçeğiyle suyu koymanız gerekiyor. Bu 1 bölü 10'luk bir çamaşır suyu olacaktır. 1 bölü 100'lük çamaşır suyu diğer çamaşır suyu oranına göre konsantrasyonu daha düşük. Tabii 1 bölü 10'luk çamaşır suyu daha çok hastaların temas ettiği noktaların temizlenmesinde kullanılmasını öğrenmekte rehber. 1 bölü 100'lük çamaşır suyunu ise temaslı şahısların evde takibi esnasında kullanılmayı önermektedir. Özellikle burada 1'e 9 iken bir ölçüye 99 ölçü su koyacağız. Dolayısıyla bu da 1 bölü 100'lük çamaşır suyuna denk gelecektir. Pratikte nasıl yapabiliriz? 10 litre su içine bir küçük çay bardağı çamaşır suyu koyabilirsiniz. 10 litreyi 5 litre indirdiğinizde çay bardağındaki oranı da azaltmanız lazım. 1 litreye indirdiğinizde yine oradaki oranı o orantı şekilde düşünmeniz gerekmektedir. Dolayısıyla aradaki ilişkiyi
böyle kurmamız gerekli. Burada önemli olan, önerilen iki temel nokta var. Bir, tabi burada hijyenden bahsederken özellikle sabunla ellerin 20 saniye yıkanması, bu büyük önem taşıyor. Temas edilmiş yerlerin veya bölgelerin temizlenmesinde de önerilen şey çamaşır suyu. %10'luk çamaşır suyu burada önemli görev yapmakta. Özellikle virüs enfeksiyonun önlenmesinde büyük önem taşımaktadır. Tabii biz burada bu sunumu yaparken temel problem şuydu. Vaka sayılarının artışı. Vaka sayılarının artışına bağlı olarak bu pozitif vakaların temas ettiği şüpheli vakaların test edilmesi veya onların da temas ettiği şüpheli vakaların test edilmesi bizim ülkemizin bu pandemiyi atlatmadaki önemli savaş araçlarımızdan bir tanesi olacaktır. Dolayısıyla bizler burada temas edilen şahısları evde takip ederken veya bu rehberde bahsedilen hastaları evde takip ederken bu rehberde bahsedilen, Sağlık Bakanlığı rehberinde bahsedilen tüm noktalara ciddi olarak uymak durumundayız. Burada temel ölçü önce de söylediğim gibi birincisi hijyen, ellerimizi yıkamak, bu yıkamanın süresi ve nasıl olacağı belli. Çevreyi temiz tutmak. Tabii son dönemde önerilen önemli bir nokta maske kullanmak ve en önemli şey belli bir süre evde kalmak. Tabii burada bir slogan haline getirdik evde kal şeklinde. Dolayısıyla mümkün olmadığı sürece dışarı çıkmamak, evde kendimizi izole etmek, büyük önem taşımakta. Eğer dışarı çıkma ihtiyacı ortaya çıkar ise burada da yine kendimizi maskeyle korumak ve bununla ilgili gerekli tedbirleri almak, rehberde bahsedildiği gibi mesafelere dikkat etmek önem taşımaktadır. Umarız bu dünyayı ciddi olarak etki altına alan COVID-19 enfeksiyonu ülkemizde en az zararla geçip gider ve bizler de hepimiz normal hayatımıza dönüp bu süreçlerle ilgili tedbirlerimizi almaya devam ederiz. Tabii sonuçta enfeksiyonun düşmesi, riskten azalması bizim tamamen bu korunma tedbirlerinden vazgeçeceğimiz anlamına gelmemektedir. Sonuçta bu pandemi bize yeni bir hayat tarzı, yeni bir yaşam tarzı sunmakta. Dolayısıyla biz artık burada özellikle temizliğe, hijyene, bu mesafe konusuna önümüzdeki günlerde de devam etmek durumunda olacağız. Hepinize sağlık, sıhhat diliyorum ve iyi günler diliyorum.